Evet, şimdi yine gördüğünüz gibi malumunuz elektrik faturası. Son günlerin moda olayı böyle fatura göstererek soygun var konuşmaları. Şimdi bu tabii klasik, ben klasik şey demeyeceğim. Ben hiç kimsenin fark edemediği başka bir olaya değinmek istiyorum. Yani soygun ama anormal bir soygun var. Şimdi burada ben şunu anlatmak istiyorum. Şimdi burada 3 ayrı fatura var. Mesela şu faturada 450 lira şey, bu faturanın tutarı. 273 lira elektrik tüketilmiş. Bu bir şekilde 450 lira kadar çıkıyor. Bunu herkesin bildiği şeyler. Fakat ben şimdi burada bir konuya değinmek istiyorum. Mesela şu fatura ne kadar? 1095 liralık bir fatura. Bu da bu ayın faturası komşunun. Şimdi bu faturaya mesela örnek alalım. Bu faturada 666 lira elektrik tüketmiş komşumuz. 666 liralık. Bu fatura 1094 liraya çıkmış. Şunu eklemişler, bunu eklemişler. Ayrı onları biliyoruz zaten. Yok TRT payı, elektrik tüketim vergisi, şu bu falan filan. Şimdi benim demek istediğim nokta şudur. Bir faturada KDV var. Bak, bu faturanın KDV'si 167 lira. Şimdi burada 666 liralık elektrik tüketilmiş. Buna KDV koymuyor. Buna %18 KDV koysa 120 lira tutsak KDV'si. Ama bak KDV farkında mısınız? 167 lira. Neden? Çünkü bak bu faturaya 208 lira dağıtım bedeli ekliyor. Artı 13 lira 32 kuruş TRT payı ekliyor. TRT payı. Ne, TRT payı da ne hikmetse fatura büyüdükse TRT payı da büyüyor. Yani sanki bu adam TRT'yi daha fazla mı seyrediyor? Ne yapıyorsa bilmiyorum yani sebebi nedir? Yani fatura büyüdüyse TRT'ye ayrılan para da artıyor. Efendime söyleyeyim. Şimdi bak TRT payını, elektrik tüketim vergisi, efendime söyleyeyim dağıtım bedeli, çart çut bilmem ne o vergisi, bu vergisi biliyor, bunlar malum biliyorsunuz. Bunlar faturaya ekleniyor. Fatura şişirilip 930 lira yapılıyor. 930 lira olduktan sonra buna %18'de KDV koyuyorlar. Bak fatura 930 lira olduktan sonra. Ya kardeşim tamam KDV alacaksın. Çünkü neden? Yol yapacaksın, köprü yapacaksın. O ne etsesin, bu ne etsesin, bilmem ne etsesin. Tamam. Yani KDV alacaksın, hizmet yapacaksın. İşçiye, emekliye, mamura maaş verilecek. Tamam bu KDV alınacak. Sorun yok. Ama kardeşim bu KDV'yi neden ana paraya koymuyorsunuz? KDV ana paraya koymuyorsun. Yani Türkçesi TRT'ye aldığın 13 liraya bile benden %18 KDV alıyorsun. TRT'ye benden 13 lira avanta alıyorsun resmen. Sonra bu aldığın avantaya bile %18 KDV kesiyorsun. 208 lira dağıtım bedeli alıyorsun. Bu dağıtım bedeline bile KDV kesiyorsun. Kardeşim böyle bir usulsüzlük, böyle bir şey yok yani. Kardeşim faturam 666 lira elektrik tüketmişim. KDV'yi eklersin 660'a. Ondan sonra diğer ne ekleksen eklersin, toplarsın ve çıkarırsın faturamı. Yani şu faturada 47 lira usulsüz para alım var. 47 lira sadece bunda. 20 küsür lira bunda. 10 küsür lira bunda. Yani şu 3 faturada, şu 3 faturada toplam 110 lira. Yani avantanın harazi diyeyim yani Türkçesi, yani öyle bir para alınıyor. Kardeşim bu anormal kötü bir durumdur. Yani benden, yani bana TRT'ye aldığım paraya benden tüketmem ne dağıtım bedeline %18 KDV nasıl alabilirsin ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Ana paraya koy KDV'ni, tamam. Beka sorunumuz var. Efendime söyleyeyim. Memlekete para lazım, kurtarız az memleketi. Tamam al eyvallah. Ama kardeşim böyle bir para almak yok ki ya. Yani faturamı şişiriyorsun, o bu şu zart zurt bilmem ne vergisi. Ondan sonra hepsine birden KDV koyuyorsun. Çok yanlış bir şey, bak hakkımı halletmiyorum. Nedir? Transit bir şekilde cennete gidersem eyvallah, gerisine bakmam. Asla bakmam, helali hoş olsun. Ama gidemedik, takıldık. Kardeşim ben hakkımı halletmem, bak haberiniz olsun. İnsanlar da bilmiyor, insanlar da etmez. Bu çok anormal bir usulsüz bir durumdur. Anormal bir usulsüz durum yani. Kardeşim ana paraya KDV'yi koyun, faturalar öyle düzenleyin. Yanlış bir şeydir. Bu yanlışın dönülmesini istiyorum. İnsanları da uyandırıyorum. Teşekkür ederim.